Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Türkçe 6. sınıf Türkçe dersimizin bir diğer ünitesinden edatlar, bağlaçlar, ünlemler konusuna başlayacağız. Bugünkü konumuz edatlar. Öncelikle edatların ne olduğunu, cümle içerisinde ne için kullanıldığına bakalım hep birlikte. Edatlar, tek başlarına anlamları olmayan, katıldıkları cümleyle birlikte bir anlam ifade eden kelimelerimizdir. Bu kelimelerimiz için şunu söyleyebiliriz. Kısmen kelimedirler, tamamlayıcı, yardımcı olarak kullanmaktadırlar. Bir kek yaptığınızı hayal edin. Kekin ana malzemesi elbette ki un, şekerken içine vanilya gibi ya da kabartma tozu gibi ekstra ürünler atmaktayız. Niçin? Çünkü bunlar da destekleyerek hamurumuzun kabarmasını, kekimizin istediği kıvama gelmesini sağlamakta. Tıpkı bunun gibi edatlar ve ilgeçlerde metinlerimizin vanilyası veya kakaosu gibi düşünebiliriz. Katıldıkları cümleyi biraz daha anlam kazandıran, biraz daha güçlendiren kelimelerimizdir. Peki bu kelimeleri nasıl keşfedebilirim? Birinci yöntemim öncelikle muhakkak kelimenin tek başına kullanıldığında bir anlam ifade etmemiz. Örneğin kaç ekmek alayım dediğinde bir dediğinizde bir tek başına anlamlıdır. Bunu günlük hayatımızda da görürüz. Veya ne istiyorsun dediğinde çiçek dediğimizde çiçek tek başına anlamlıdır. Ama tek başına birine gibi, sanki, göre, için, sade dediğinizde herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden ilk etapta bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu kelimeleri tek başlarına birine söylediğimizde bizden tekrardan bir detaylı açıklama ya da anlamadım yani ifadesini duyar mıyız? Peki bu edat ve ilgeçlerin örneklerine ikisi aynı anlamlıdır, eş anlamlı kelimelerdir. Kattığı anlamlara bakalım. Sizi ilgilendiren en temel husus bu kelimelerin cümlelere kattığı anlamlar. İki tarafta en çok kullanılan, en bilinen, en önemli noktalama işaretimizle başlayacağız. Edatımızla başlayacağız. Gibi edatı arkadaşlar. Gibi sıklıkla kullandığımız bir edat. Peki bizim en çok karşımıza nerede çıktı arkadaşlar? Söz sanatlarında, benzetmede karşımıza çıktı. Bunu bir dipnot olarak düşünelim ve aklımızda dursun. Sınavda çok heyecanlandım. Söz sanatı olduğunu gördüm ama bir türlü hiçbir şey fark edemedim. Öğretmenim ne demişti? Söz sanatlarında benzetmede gibi çok kullanılır demişti. Bir bakayım gibi var mı? Aa evet gibi de zaten edattı diyebilirsiniz. Bu bir minik ipucumuz olsun. Annem melek gibi biriydi. Arkadaşlar burada annemi meleğe benzettiğim için gibinin cümleye kattığı anlam benzerlik. Devam ediyorum. Her kelime cümleye farklı, aynı kelime cümleye birden fazla anlam katabilir. Bunu nereden bilebiliriz arkadaşlar? Çok anlamlı. Türkçe çok anlamlı, açık bir dil. Gibi de veya işte bütün edatlarımız da buna uygundur. Örneğin kapıdan örnek vermek istiyorum. Kapı, işte cennet kapısı, iş kapısı, ondan sonra normal kapımız ya da işte hayır kapısı. Hiç fark etmeksizin binlerce anlamında, pek çok anlamda kullanabiliyorum. Bu bana aslında Türkçenin çok anlamlılığını da gösteriyor. Bu yüzden gibinin cümle kattığı önem, hatta edatların cümleye kattığı anlam önemli. Çünkü soru şöyle gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinde edat cümleye farklı bir anlam katmıştır? Evet, edatı doğru bilmeniz, doğru bulmanız gerekiyor. Fakat aynı zamanda bir görevimiz daha var. Edatın cümleye farklı anlam katması. Zil çaldığı gibi, çaldığı anda aniden tezlik anlamı katmış arkadaşlar. O an yapılma. Birazdan fırtına çıkacak gibi, seni buraya çağıracak gibi, tahmin, olasılık gibi. Yani burada arkadaşlar bir konu hakkındaki fikrimi söylüyorum. Peki, gibiden sonraki ikinci önemli edatımız neydi arkadaşlar? Tabii ki sanki. Arkadaşlar sanmak ve ki bağlacının bir araya gelerek oluşturduğu bir kelimeden bahsediyoruz. Everest sanki bir dev çadırdı. Benzetme. Yine söz sanatlarına bir göndermemiz var burada. Babam sanki seni dinler gibi. İnanmama, işte sanki seni dinler de tabii tabii yapar yapar. Bunu en çok günlük hayatta kullandığımız için bu örneği vermek istedim. Tabii tabii hep denk geliyor. Sanki birazdan yağmur yağacak. Farkındaysanız yukarıdakilere benziyor. Zaten az çok aynı göreve yakın şekilde kullanılan farklı kelimeler var. Gibi, sanki ve geldik göreye arkadaşlar. Göre, kafama göre, işte yaşıma göre, İşte bedenime göre bir mont bulamadım. Uygun, ona göre, onunla olabilecek, ona denk gelen anlamında, denklik anlamında kullanılmış. Sana göre hangimiz suçlu? Bana göre sen suçlusun. Yani kanaatim, benim görüşüm, benim fikrim.
Yerine gördüğünüz gibi eş anlam koyarak okuyorum. Bu sınav dünküne göre daha fazla kolaymış, daha basitmiş gibi düşündüğümüzde iki sınavı birbiriyle mukayese yapıyor, kıyaslıyor. Burada da kıyas anlamı var. O zaman gibi, sanki, göre. Şimdi geldim kadara. Bu işi akşama kadar, sana sabaha kadar mühlet, ödevini bitir. Arkadaşlar, sizin belli bir süre, belli bir kısıtlama tanıdığınızı gösteriyor. Buradaki kadar arkadaşlar bu yüzden süre anlamı veriyor. Elmalar yumruğum kadardı. Anlattığı işte gösterdiği şey benzerliğini gösteriyor. Tıpkı yukarıda gördüğüm annem melek gibidir gibi. Durakta bir saat kadar, yaklaşık bir saat kadar, mesela beş kadar odası var evin. Fazla da olabilir, tam sayamamışımdır muhtemelen. Bu yüzden kadar kelimesini kullanabilirim. Hiç kimseyi senin kadar, evet arkadaşlar, kıyaslama, yörede de bir kıyaslama vardı hatırlarsanız. Birbirlerine yakın anlamları var. Tilki kadar, tilkiyi derece olarak alıyorum, kurnaz bir adam. Yani en üst nokta tilkiymiş, bu adam da en üst noktadaki insanla ölçülecek düzeyde kurnazlık göstermiş. Peki, kadar, göre, sanki gibi kelimelerinin edat olduğunu öğrendiğime göre yeni bir edatla devam ediyorum. Ney bu edatımın ismi? İçin. Arkadaşlar amaç cümledeki anlam işlerken amaç sonuç cümlesinde içini biraz görmüştük, sebep sonuçta da görmüştük. Eğer yapılmış bir şey varsa sebep anlamı, eğer daha gerçekleşmemiş bir durumdan bahsediyorsam amaç anlamım vardı. Ders çalışmak amacıyla kütüphaneye gitti. Bakın yine yerine kelimeyi koyup okuyorum. Herhangi bir kulak tırmalayıcı bir durum yok ve ders çalışıp çalışmadığını da bilmediğim için burada amaç sonuç olduğuna eminim. Senin için herkes iyi şeyler söylüyor. Senin hakkında, sana dair, senin konunda diye devam edebilirim. Pekala, kalemimizi alamadım. Kardelen benim için, bana göre anlamında. Evet, yine görecelilik anlamı var. Trafik sıkıştığı için. İşte arkadaşlar, bir ve dördüncü örnekler amaç sonuç, neden sonuç cümlede anlam konularımıza gönderme yapıyor. Burada yine sebepten bahsediyor. Bu hazırlıkları konukları için, konuklarına ait, konuklarına dair yaptı. Burada da yine aitlik anlamı katmış. Devam ediyorum üzere. Arkadaşlar, gelmek üzere, okumak üzere, yazmak üzere, dinlemek üzere gibi günlük hayatımızda çok fazla kullandığımız bir başka edatımızdan bahsedeceğiz. Yarın getirmek şartıyla, evet, cümleye şart anlamı getirmiş. Teşekkür etmek amacıyla, çünkü teşekkür edip etmediğini henüz bilmiyoruz. Sahneye çıktı ama edip etmediği hakkında bir fikrim yok. Anlaştığımız şekilde, anlaştığımız tarzda, anlaştığımız yöntemde yarın buluşuruz. Burada da yine şekil ve tarz. Uçağımız kalkmak üzereydi. Zaman. E doğru arkadaşlar. Bu en çok kullanılanlardan biri. E, A'ya da dönemidir bu arada. Başındaki kısa çizgi konumuzda görmüştük noktalama işaretlerinde. E'nin A'ya da dönebileceğini söylemiştik. Akşama doğru zaman, sahile doğru yön. Genellikle bu ikisinde kullanılıyor. Ve E karşı, bu da A karşı şeklinde de kullanılabilir. Sabaha karşı yine yön ve zaman. Arkadaşlar, aynı yola çıkan iki farklı kelimeden bahsediyoruz. Başka, arkadaşlar, benden başka herkes maça gitmiş. Dışında hariç anlamı katmış. Fakat dikkat etmem gereken bir şey var arkadaşlar. Kullanımına göre bazen sıfatlaşabiliyor, bazen ad olarak da kullanılabiliyor. Nasıl taraf? Doğru taraf. Arkadaşlar bakın, ismin önüne gelmiş ve onu tamamlamış. O zaman bu halde sıfat. Senin de doğruyu buldum. Sonunda doğruyu buldum. Arkadaşlar doğru bir isim. Neden? Doğru yol, doğru insan, doğru adam ya da doğru karar gibi. Buraya karşıdan çok net gözüküyor. Karşı yine isimleşmiş bir mekan, bir lokasyon. Evimizin şehrin karşı yakasındaydı. Hangi yaka? Karşı yaka. Bize başka bir adres ismin önüne gelmiş, adresin önüne gelmiş. Dikkat etmemiz gereken şey bu. Dışında hariç anlamı vermiyorsa isim veya sıfat olması gerekiyor. Bu durumda benim aradığım edat olamıyor. Peki, geldim ile'ye. Arkadaşlar, ile noktasında birazcık düşünmem gerekiyor. Çünkü ile aynı zamanda bağlaç özelliği de göstermekte. Bu yüzden bilhassa cümlelerime dikkatli bakmam gerekiyor. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar, annem melek gibi biriydi. Annemler uçak ile. Arkadaşlar, uçak
ile bir vasıta, bir araç anlamı katmış. Annemler uçak gelecekmiş. Cümleden çıkınca anlam bozuldu mu? Bozuldu. Bunu aklımızda bir tutalım. Elini bıçak kesmiş. Cümleden çıkınca anlam kesilmiyor ama değişmiyor ama dikkat edin, elini bıçak kesmiş. Bıçak kendi başına kesme işini yapabilecek bir varlık mı? Değil. Sanki anlam bu yüzden bozuluyor. Burada araç, yine vasıta, gereç. Bahçede arkadaşları oynuyor. Anlam bozuldu. Burada bir birliktelik anlamı var bu arada. Öğretmen telaş içeri girdi. Telaş ile durum, var olan şekli anlatmak için söyleniyor. Ağaçların devrilmesi sebebiyle yol kapandı. Cümleye neden sonuç anlamı katmış. Devrilmesi, yol kapandı. Çıkınca anlam bozuldu. Arkadaşlar, edatla bağlaçta ortak olan ile kelimesinin en temel farkı, edatları olan ileleri cümleden çıkarınca kulağa hoş gelmez. Arkadaşlar, yazım kurallarında hatırlarsanız DDA'dan bahsetmiştik. Bağlaç olan DDA, haleke olan DDA ve demiştik ki bağlaç olan DDA cümleden çıkınca anlam bozulmazdı. Burada da işte aslında aynen öyle, çünkü birazdan bağlaç olan ileyi gördüğümüzde cümleden çıkarınca çok da kulağımızı tırmalayan bir şey olmayacak. Bağlaçlar her yerde aynı özelliği gösteriyor. Not, ile yerine ve getirilemiyorsa, edat, getirilebiliyorsa bağlaç. Bu bir ipucudur arkadaşlar. Deneyelim. Annemler uçak ve gelecekmiş. Elini bıçak ve kesmiş. Bahçede arkadaşları ve oynuyor. Öğretmen telaş ve içeri girdi. Ağaçların devrilmesi ve yol kapandı. Evet arkadaşlar, yerine ve koyamadığıma göre, yani birbirlerine eş anlamlı olan, bir diğer bağlaç olan ve'yi kullanamadığıma göre bu bir bağlaç değil, edattır. İleye dikkat etmem gerekiyor. Başkayı işlerken demiştim ki arkadaşlar, dikkat edin, sıfatlaşa da biliyor, isimleşe de biliyor. Yalnız sadece bir tek kelimelerine bakalım. Dünkü toplantıda sadece sen yoktun. Ben bu konuda sade ona inanırım. Sadece seni dinlemek istiyorum. Pikniğe bir o gelmemişti. Tek sen misin sevdiğine kavuşmayan. Arkadaşlar, yalnız sadece sade anlamları var. Şimdi arkadaşlar, yalnız yerine ama getirilebiliyorsa bağlaçtır diyor. Dün seni çok bekledim ama sen gelmedin. Bu bir bağlaç. Yerine eş görevlisinin bir bağlaç kullanabildiğime göre bu bir bağlaçtır. Dikkat etmem gereken şey, cümleden çıkarınca anlamı bozmuyorsam bu bir bağlaç vazifesi görüyordur. Devam edelim. Gördüğünüz gibi yalnız insan, sade görünüm, bir sen bir ben. Burada yine çıkardığımızda yerine başka bir kelime koyabiliyorum, bağlaç olduğunu görebiliyorum. Tek kelime, yine sıfat. Dikkat etmem gereken en temel husus bu zaten. Cümleden çıkarınca anlamın ne halde kalacağı. Peki, ancak da bir edatımız. Bizi oraya ancak, sadece, ancak, en çok gibi iki anlamı var. Bunlara dikkat etmem lazım. Rağmen, karşı, denli, dolayı. Bunlar da kullanılan bir diğer bağlaçlar, şey, edatlarımız. Her halükarda edat oluyorlar. Bunları bilmem yeterli. O zaman edatlar konusunda cümleden çıkınca kulağımızı tırmalayan, tek başlarına anlamsız kelimelerdir diyeceğiz. Bu kelimeler keke karıştırılan kabartma tozu gibidir. Olmazlarsa olmazlar ama tek başlarına da yaşamaları söz konusu, tek başlarına bir anlamları olması söz konusu değil. Cümleye göre anlam kazanırlar. Bu yüzden cümlede çok anlamlılık, Türkçe'de çok anlamlılığa göndermede bulunmuştuk. Yani cümle içerisinden anlam kazanıyorlardı. Peki hangi bağlaç, hangi edatlarımızı görmüştük arkadaşlar? Gibi, sanki, göre, kadar. Daha sonra için, üzere, doğru, karşı, başka. Başkaya gelince sıfatlar ve adlar konusuna değinmiştim. Dikkat etmem gerekiyordu. İleyi görmüştüm. İlenin bağlaç olma durumu vardı. Eğer yerine ve kullanabiliyorsam bağlaç olacağını söylemiştim ve ayrı yazılacağını söylemiştim. Dikkat etmem gerekiyordu. Yalnız, sade, bir ve tek kelimelerine bakmıştım. Bu kelimelerin de aynı zamanda sıfat olabileceğini unutmamam gerekiyordu. Buna göre yapmam gerekiyordu. Ve ancak kelimesine bakıyorum. Son olarak rağmen, karşı, denli, değil ve dolayı olan son kelimelerimize bakmam gerekiyor. O halde edatlar cümleden çıkınca anlamı bozulan tek başlarına anlamsız kelimelerimizmiş. Pekala, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Edatlarımız buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda bağlaçlar konusuna değineceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.